Video başlamadan önce şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Bu videoyu tek başıma ve telefonla çektim. O yüzden diğer videolarıma nazaran görüntü ve ses kalitesi bir tık daha düşük olabilir. Aynı zamanda videonun sonunda da tüm ekipmanlarımın şu anki güncel fiyatı ne kadar ona da bakıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Selamlar. Ne yapıyorsunuz? Ne vardı yok? Keyfiniz nasıl? Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmadığım, hatta bu zamana kadar sanırım bir kere yapmış olduğum bir ekipman ve oda vlogum vardı. Bu videoda da sizlerle birlikte yorumların altına sıkça gelen "abi nasıl bir odada içerik üretiyorsun, ne gibi ekipmanlar kullanıyorsun" gibi bir sürü soru vardı. Bu soruların hepsine toplu bir cevap verebilmek için sizlere bu videoyu hazırladım. Gördüğünüz gibi böyle mini minnacık bir oda içerisinde sizlere içerik üretiyorum. Fakat odam küçük ama ekipmanlarımı seçerken daha çok böyle kompakt ve işimize çok fazla yarayacak, küçük alanda çok yer kaplamayacak ürünlere özen gösterdim. Bu videoda da sizlerle birlikte tek tek ne kullanıyorum, ne yapıyorum hepsini sizlere göstereceğim. Şimdilik fazla uzatmadan hadi gelin odayı bir şöyle turlayalım. Şimdi şöyle bir odayı turlayalım dedim ama zaten bir, İki, üçüncü adımda oda bitiyor. Yani küçük bir odada sizlere içerik üretiyorum. Şimdi sizlerle birlikte şöyle bir odanın geneline bir bakalım. Gördüğünüz gibi odanın kapısı burada. Odaya giriş sağladığımızda hemen karşımızda bir adet camım var. Sol tarafımda da bilgisayarımı konumlandırmış durumdayım. Tüm setup'ım sol tarafta bulunuyor. Hemen setup'ımın arkasında bir adet koltuğumuz var. Ve sağ tarafta da gördüğünüz gibi aldığım veya kullandığım ürünlerin kutularının bulunduğu şöyle gördüğünüz gibi bir rafım bulunuyor. Aslında baktığınızda gördüğünüz gibi oda bu kadarcık, yani küçük bir odam var. Şöyle bir L masa kullanıyorum ve gayet işime de yetiyor. Gayet de kafi bir masa olarak sizlere söyleyebilirim. Şöyle arka tarafımda tamamen siyah, güneş geçirmeyen, tamamen black bir perde kullanıyorum ki eğer gündüz video çekeceksem o da yeterince karanlık olsun ve ışığı kendim kontrol edebileyim diye. Bunlar çok maliyeti düşük şeyler aslında. Hani çok göze batmayacak şeyler. 300-400 liraya şöyle bir blackout bir perde alıp tamamen odanızdaki camı zifiri karanlık hale getirebilirsiniz. Tabii neden aradan perdeye girdim bilmiyorum. Onu hiçbir şekilde sormayın. Çünkü cevabını ben de bilmiyorum. Hatta şöyle ben perdeyi açayım. Hatta biraz gün ışığı girsin odaya. Şimdi biraz bilgisayarıma ve masama bakalım. Gördüğünüz gibi 3 ekranlı bir setup kullanıyorum. Ve 1 adet kameram, 2 adet ışığım ve 1 mikrofonumla içeriklerimi üretiyorum. Şöyle bir baktığımızda ilk monitörüm Vivesonic'in 165 Hz'lik 27 inçlik bir monitörüm. Ana olarak kullandığım monitör AOC'nin Curve 27 inç 144 Hz'lik bir monitörü. Üçüncü ekranım ise LG'nin şöyle çok fazla bir değeri olmayan dandik bir monitörü diyelim. Hemen kamera tarafına geldiğimizde gördüğünüz gibi Sony A6000 bir kamera kullanıyorum. Üzerinde Sigma F1.4 16 milimlik lens bulunuyor. Ve özellikle hem yayınlar hem de içerik üretimi için mükemmel bir kamera olduğunu söyleyebilirim. İnanılmaz derecede iş görüyor. Işık tarafına baktığımızda da Godox'un ES45 2 adet ışığını kullanıyorum. Bunlar LED ışıklar, kutu içerisinden böyle masa ayaklarıyla beraber geliyor. Ve aynı zamanda en sevdiğim özelliği de şöyle bir kumandası var. Bu kumandayı şöyle direkt ışığın arkasına takabiliyorsunuz veya buradan alıp masanıza götürüp istediğiniz gibi ışık ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Mikrofon tarafına geldiğimde de Elgato'nun Wave 3 mikrofonunu kullanıyorum. Elgato'nun Wave 3 mikrofonu da direkt olarak Elgato'nun neydi? Wave Mic Arm mikrofon ayağına bağlı bir şekilde kullanıyorum. Bu inanılmaz derecede güzel ve kullanışlı bir ayak olduğunu söyleyebilirim. İstediğiniz yerde istediğiniz şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Hatta ben bir aralar
kameramı direkt mikrofon ayağına bağlıyordum ve istediğim gibi kameramı konumlandırabiliyordum. Tabii kamera demişken kamerayı da ben Godox'un bir mikrofon ayağı var, ona bağlı olarak tutuyorum. Bu arada kullandığım bütün ürünleri anlatırken hemen şurada bir yazı çıkartacağım sizlere. Oradan direkt modeline de bakabilirsiniz. Buradan nereye geçelim? Buradan arka plan aydınlatmalarımıza geçebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi yine Godox'un 2 adet CL10 modeli. Şurada ve şurada arka aydınlatmaları mevcut. Bu arka aydınlatmalarla beraber arka fonumu gayet güzel bir şekilde aydınlatabiliyorum. Klavye ve mouse tarafında Rampage'in bir adet klavyesini kullanıyorum. Bayağı uzun zamandır kullanıyorum. Gayet de memnunum. Mouse olarak da Glorious'un model O olması lazım diye hatırlıyorum. Model I'mış. Glorious'un Model I mouse'unu kullanıyorum. Bunun kablosunu çok beğeniyorum. İnanılmaz derecede esnek ve gerçekten hiçbir masa kenarına vesaire de takılmıyor. O yüzden inanılmaz memnunum. Bir adet Stream Deck'im var. Stream Deck'imi gördüğünüz gibi hem yayınlar için kullanıyorum. Uzun zamandır yayın açmıyorum gerçi ama hem de programları hızlı bir şekilde açmak için atadığım tuşlar bulunuyor. Bununla alakalı çok kullanışlı bir şekilde kullanıyorum. Baktığınızda yan tarafta da bir adet Xbox kontrolcüm var ve onun yanında da mükemmel bir fanım var. Kasaya geldiğimizde kasayla alakalı detaylı bir video gelecek. O yüzden kasayı şu an ele almıyorum. Kasamı kabaca şunu söyleyebilirim. i5-13600K1 işlemcim var ve MSI'nin 3070 ekran kartı var. Totalde de 32 GB'lık bir RAM'e sahip bir bilgisayarda içeriklerimi üretiyorum. Ama dediğim gibi bundan sonraki veya bundan sonrakinden sonraki video kasa videosu olacak. Bunu da buraya ufak bir şekilde iliştireyim. Şimdi biraz sizlerle birlikte şunu biraz bir de sol tarafımdaki raflara birlikte bakalım orada neler bulunuyor. Şöyle kamerayı çevirdiğimde en üstte gördüğünüz gibi Elgato'lar bulunuyor. Bütün Elgato'ların kutuları burada konumlanmış vaziyette. Gördüğünüz gibi burada ekran kartımın kutusu, burada eski mouse'umun kutusu, işte bir adet incelemesi kanalda da olan bir webcam'in kutusu var. Aşağı doğru indiğimizde telefonumun kutusu ve burada Godox EM68 kutusu var. Bu ne diyecek olursanız eğer, yakın zamanda Godox EM68 ile Elgato Wave 3'ün şu Elgato Wave 3'ün inceleme ve kıyaslama videosu gelecek. Hem ikisini birden aynı anda inceleyip hem de ikisi arasındaki kıyaslamaları birlikte yapacağız. Sonra gördüğünüz gibi bu şekilde böyle bir bölümümüzde bulunuyor. Şimdi gelin sizlerle birlikte kullandığım ekipmanların güncel fiyatlarına bir bakalım. Siz de benim gibi bir ekipmanı toplamak isterseniz ne kadar bir bütçeye ihtiyacınız olacağını birlikte görelim. Şimdi ben önceden arka planda açtım. Sağ tarafımda da hesap makinesini açtım. Şu anda Sony A6000'in sıfırı bulunmadığı için ikinci el olarak baktığımda 6850 lira. Yani biz buna direkt 6500 lira diyebiliriz. Sonrasında lense baktığımızda lensin fiyatı bayağı bir artmış. Ben bunu çok uygun fiyata almıştım. 12.698 lira diyelim ve artı diyelim. Sonrasında bu kamerayı sürekli güç kaynağında kullanabilmeniz için bir adet dummy bataryaya ihtiyacınız olacak. Bunun fiyatı da 649 lira. Daha sonrasında bu görüntüyü aktarmak için bir de Cam Link'e ihtiyacımız olacak. Gerçi onları ben Elgato olarak sıraladım. Birazdan geleceğiz ona. Godox ES45, yani benim şu anda kullandığım 2 adet ışığın fiyatı 4199 lira. Bu tanesinin fiyatı bu arada. 4199 artı 4199 dediğimizde gördüğünüz gibi totalde 8400 liralık bir ışık maliyetimiz çıkıyor. Sonra arka planda kullanmış olduğum Godox CL10'lar 1679 lira. Bunun da tanesi 1679 lira artı 1679 artı 1679 diyoruz. Sonrasında kameramın bağlı olduğu mikrofon ayağına bakıyoruz. Benim kullandığımda bu 929 lira. Sonra geliyoruz Elgato Cam Link'e, yani bu kameradaki görüntüyü benim bilgisayarıma tam kaliteli, yani hiçbir eksik olmadan tam kaliteli bir şekilde aktarabilmem için gerekli olan cihaza. Bunun fiyatı da 3721 lira. Sonra geliyorum Elgato Stream Deck kullanıyorum demiştim. Bu da olmuş 4234 lira. Artı 4234 diyorum. Ve sonrasında mikrofonuma geliyorum. Elgato Wave 3 mikrofonum şöyle gördüğünüz gibi. Zaten videoda da gördünüz. Şu an üstte konumlanmış durumda. 6887 lira.
Daha sonra bu mikrofonumun bağlı olduğu Elgato Wave Mic Arm'da 4396 lira. Sonra geliyoruz bu mikrofonun bağlı olduğu Shock Mount'un fiyatı 1631 TL. Ve sonra bir de pop filter'ını eklediğimizde de 1377 lira yapıyor. Bu sadece yayın yapabilmek veya video çekebilmek için alacağımız ana ekipmanların fiyatı. Buna bilgisayar ve monitörler dahil değil. Benim bilgisayarım 13600K ve 3071 ekran kartı var. İnceleme videosu gelecek. Bunu zaten videoda bahsetmiştim. Hani onunla birlikte şöyle bir üçlü monitör dizilimini de işin içine katarsanız ortalama bir 50-60 bin lira civarı diyebilirim monitörlerle beraber. Biz buna direkt 50 bin lira yazalım. 50 bin lira yazdığımızda da 104.828 liralık bir fiyat ortaya çıkıyor. Şöyle soldaki aksesuar, koltuk, masa vesaire gibi ek şeyleri de ortaya koyduğunuzda, ne bileyim işte benim videoda da gördüğünüz sol taraftaki raf, duvardaki wall hang, işte şuradaki YouTube logosu vesaire dediğinizde nereden baksanız bir 120 bin TL'lik bir fiyat ortaya çıkıyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.